üçüncü bir ittifak meselesini ortaya getiriyorsunuz. Bir, orada bir iki madde soracağım, hemen geçeceğim. Birincisi, HDP ideolojik olarak bir ulusal hareket midir? Yoksa bir sol hareket midir? Nedir üçüncü ittifakın şeyi? Ben size söyleyeyim. Şimdi üçüncü ittifak dediğimiz, bir defa HDP nedir? HDP, radikal demokrasi, şimdi fazla akademik geliyor bazılarına. Yani en geniş demokratik sistemi hedefleyen, katılımcı, tabandan, yerelli de mutlaka içeren bir demokrasi anlayışına sahiptir. Radikal demokrasiyi bu anlamda, radikal demokrasiyi esas alan bir kitle partisidir. İdeolojik olarak ne diyorsunuz? Bir buna? Kitle partisi, radikal demokrat bir partinin içinde bu şu aynı zamanda farklılıklar barındırmayı da ifade ediyor. Ya ulusal bir hareket değil diyorsunuz. Ya sadece Kürt siyaseti yapan, sadece Kürt sorununda siyaset yapan bir parti zaten olmadığını söylüyoruz. Elbette Kürt sorunu bizim temel meselemiz. Fakat şunu söylüyoruz, yani ulusal hareket dediğinizde her şeyin sadece belli bir topluluğa, etnik topluluğa veya ulusa kilitlendiği bir siyasi akımı kastediyorsunuz. Ya HDP ise zaten öyle değil, ama HDP bu ülkede en çok ezilen, en çok mağdur edilen kesimin en büyük temsilcisidir. Ayrıca Türkiye'de bütün bu sorunları kilitleyen Kürt sorununun çözümünün anahtarıdır. O nedenle bizim hani Kürt sorununda böyle bir yaklaşıma sahip olmamız ayrı bir ulusal hareket gibi nitelenmemizi gerektirmez. Sadece Kürt meselesi ve Kürt toplumuyla siyaset yapmak isteyen partiler de var. Bu da çok doğal. Biz içimizde radikal demokrasi onu da içeriyor. Farklılıkları da, bakın, etnik, inanç, siyasi görüş farklılarını da barındıran bir partiyiz. O zaman burada soruya geçmek için şöyle söyleyeyim. Diğer soruya gelince, ittifak meselesini de böyle görüyoruz. Anladım. Yani şunu söylüyoruz. Bizim içimizde sol sosyalist bileşenler var kuruluşumuzda. Yani 5-6 kurum var içinde. Hayır, şu an 5'imiz. Yani sol sosyalist partiler bunu ve yapılar. Bunlar HDP'nin kurucusu. Ama aynı zamanda bizim yönetimimizde dindar insanlar da var. Aleviler kendileri olarak temsil ediliyorlar. Ortak paydamız bu demokrasi anlayışı. O zaman şöyle, bu demokrasi anlayışında buluşuyoruz. Ermeni de kimlik olarak, Alevi de, herkes kendi olarak var burada. Ve biz aslında kurmak istediğimiz, gelecekte oluşmasını istediğimiz eşit yurttaşlığa dayalı demokratik cumhuriyetin bir modeli olmak iddiasıyla yola çıktık. Anlaşılsın diye, kendim de anlayayım diye tekrar söylüyorum. Radikal Demokrat Kitle Partisi. Onu koyduk. Bileşenlerle birlikte 3. ittifakta demokrasi ittifakı. Hayır, şimdi o demokrasi ittifakı bununla sınırlı değil. Onu, o daha geniş bir. Evet, onu anlatacaktım. Şimdi biz 6 sol bizim bileşenler dışında. Ya sizin kurucularınızın dışındaki. Dışında. Onlar HDP'nin zaten mütemmim cüzü. Yani ayrılmaz parçası. Bir de bizim dışımızda bulunan 6 sol sosyalist yapıyla da bir, biz dahil 7 oluyoruz. Biz yedili masa dediğimizde troller biliyorsunuz hemen altılı masada gizli ortak HDP'ymiş gibi, yani zeka yoksunu şeyler de yapıyorlar ama olsun. Biz şunu söylüyoruz. 6 sol bizim dışımızda 6 sol sosyalist parti ve yapıyla uzun süredir yürüttüğümüz mücadele ortaklığı temelinde bir birliktelik var. Onun adı da Demokrasi İttifakı. Hayır. Demokrasi İttifakı'nın bir ayağı. Bir ayak daha var. Birkaç ayak var. Hı hı. Biz Demokrasi İttifakı'nı ülkenin bütün ezilenlerini kapsayacak şekilde kurmayı hedefliyoruz. Bunun içinde Kürdi partiler de var. Ki 2019 yerel seçimlerinde zaten Kürdi partilerle ittifak da yaptık. Hı hı. Yani şimdi ben Diyarbakır'a gideceğim. O gün Kürdi partilerin hepsini, bizim ittifak yaptığımız Kürdi partileri de ziyaret edeceğim. Bunun dışında. Kürdi partiler dediniz, Kürt ayrılıkçıların da içinde olduğu mu? Şimdi bunlar kendilerini, yok, ulusal hareketler. Kurulmuş resmi olarak faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti'nde farklı.
Tabii Türkiye'de yasal olarak kurulmuş ben parti. Biliyorum da herkes hayır. Onların tabii bizden farklı programları da olabilir. Dediğiniz gibi ulusal hareket tanımına daha fazla uyabilirler. O ayrı. Ama böyle siyaset yapıyorlar. Biz bunlarla da birlikte olmak istiyoruz. İnanç gruplarının hepsini dıştan ezilen, ötekileştiren. Tabii ki en başta Alevilerle. Bu ittifakın emekçilerle, kadın hareketiyle, ekoloji hareketiyle inşa edilmesini hedefliyoruz. Gençlik hareketiyle. Yani demokrasi ittifakı sadece bizim dışımızdaki 6 sol sosyalist partiden ibaret değil. O bunun önemli bir parçası. Eğer bir hani tarihte aksama olmazsa 25 Ağustos'ta da bunun hem çerçevesini hem ismini bir lansmanla açıklayacağız. EMEP, TİP, TÖP, Halk Evleri, SMF var bunun içinde, bir de EHP var, Emekçi Halkın Partisi. Şimdi bu 6 partiyle biz bir ittifak, demokrasi ittifakının bir sütununu kuruyoruz. Ama bizim hedeflediğimiz demokrasi ittifakı bundan ibaret değil. Bunun da bir adı olacak ayrıca. Anladım. Bu adı da 25'inde o toplantımızda açıklayacağız. Biz bütün ezilenleri kapsayan, bir bütün dışlananları kapsayan, emekçileri kapsayan bir ittifakın peşindeyiz. Amacımız şu: bu ezilenleri, sömürülenleri, dışlananları, etnik, emek, gençlik, toplumsal cinsiyet açısından hepsini en güçlü şekilde mecliste temsil edilmesini sağlamak, böylece Türkiye'nin gerçek dönüşüm gücünü ortaya çıkarmak. Peki, hızlı gidelim diye bir iki sorum daha. Bir tanesi şu.